Bir haftayı tamamladık, yeni bir haftaya başlıyoruz. Öncelikle geçtiğimiz haftaki kapanış rakamlarını sizlerle paylaşacağım ve önümüzdeki hafta dolar, euro, sterlin borsa ne olabilir bunu değerlendireceğiz. Öbür taraftan yine önümüzdeki hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı bir konuşma var. Onu yakından takip edeceğiz. Amerika ve Almanya'dan da büyüme verileri gelecek. Bunun da hem altın hem de diğer piyasalar üzerinde çok ciddi etkileri olabilir. Onun için bu rakamları da yakından takip edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle kapanış rakamlarına bir göz atalım. Borsa 1560 Dolar 6.96.52 seviyesinden kapandı. Euro 8.44.51 seviyesindeydi. Parite 1.21.17'den kapanışını gerçekleştirdi. Faiz 14.89. Altın nonsu 1.784 dolar. Gram altın 399 lira kritik seviyenin 1 lira altında bakalım 400 liranın altında tutanacak mı yoksa tekrar bir yükseliş eğilimine girecek mi? Önümüzdeki hafta bunu da göreceğiz. Gümüşün onsu 27 dolar 28 centli kapanışla gümüşün gramı 6.11'den işlem gördü. Dolar endeksi de 90.345 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi dolar endeksi kritik arkadaşlar neden kritik çünkü... Dolar endeksi yükseldikçe biliyorsunuz bunun gelişmekte olan ülkelere yansımaları da oluyor. İster istemez dolar fiyatlarının yukarıya çıkmasını beraberinde getiriyor. Öbür taraftan dolar endeksi gevşedikçe de yine gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde de düşüşler gözleniyor. Yani geçen hafta Türkiye'de doların düşmesinde dolar endeksinin gevşemesinde önemli bir payı vardı. Bunu da unutmamanızı özellikle belirtmek istiyorum. Diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı Naci Abal her ne kadar sıkı para politikası önümüzdeki aylarda devam edecek dese de özellikle konutla ilgili gelen veriler bize gösteriyor ki arkadaşlar böyle bir şeyin olması mümkün olmayacak. İlk çeyrek sonunda ya da ikinci çeyreğin başında Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacak ya da politik baskılarla karşı karşıya kalacak özellikle Sayın Cumhurbaşkanının bir an önce faizleri indirin söylemleriyle karşı karşıya kalacağız. Bunun temel nedeni konut satışlarındaki dramatik düşüşler arkadaşlar. Konut satışları Ocak'ta %23 oranında düştü. Bu tapu ve kadastro müdürlüğünün verisi. Bu arada TÜİK verisi değil. Çok net tüm tapulara bakılarak ortaya konulan veriler. %23 oranında gayrimenkul satışlarında düşüş var ve bu çok kritik bir seviye. Neredeyse dörtte bir oranında düşmüş durumda. Zaten düşüyordu düşmeye de devam edecek üstelik artarak düşmeye devam edecek satışlar. Peki satışların arttırılabilmesi için ne yapılması gerekiyor? Tabii ki faizlerin indirilmesi lazım. Faizlerin bir an önce indirilmesi de önemli çünkü yaz ayları itibariyle biliyorsunuz Konuta talep daha da artıyor. Onun için ikinci çeyrek başı itibariyle faiz indirimlerini kademe kademe getirmeye başlayacaklar gibi görüyorum. Diğer taraftan arkadaşlar Fitch'in Türkiye ile ilgili yine önemli bir açıklaması var. O da diyor ki Türkiye'nin kredi notunu BB de sabit tuttuk. Nedir BB Yatırım yapılamaz ve spekülatif ülkeler için kullanılan bir not birimi arkadaşlar görünümü de negatiften durağına çevirdi. Şimdi haber sitelerinde boy boy görüyorum. Türkiye'nin kredi notunu yükseltti Fitch falan. Hayır kredi notunu yükseltmedi. Üstelik görünümünü de aslında yükseltmedi. Durağına çevirdi. Yani beklemeye aldı. Bakalım Türkiye nasıl gidecek bundan sonra süreçte. Görelim ona göre kararımızı veririz bundan sonra süreçte dedi. Görünümle ilgili 3 önemli kural var. 3 önemli puanlama sistemi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi pozitif, bir tanesi negatif, bir tanesi de durağan. Durağan bekle gör demek. Yani ne notunu yükselt ne de notunu düşür demek. Onun için Türkiye'nin notunun görünümünün daha doğrusu durağına çevrilmiş olması pek de bir şey ifade etmiyor. Şu anda bekle gör politikasında. Eğer ki pozitife yükseltilirse bu kredi notunun yükseltilme ihtimalinin yükseldiğini işaret ediyor. Eğer ki görünüm negatifte kalmaya devam ederse de kredi notunun daha da düşürüleceği anlamına geliyor. Onun için negatif ve pozitif çok önemli. Durağan bekle gör açısından bakıldığı zaman o kadar da büyük bir önem arz etmiyor. Peki önemli olan ne? Tabii ki puan arkadaşlar yani BB negatif seviyesinin hala değiştirilmemiş olması bir kez daha söylüyorum yatırım yapılamaz spekülatif ülke olarak geçiyor Türkiye. Peki Türkiye'ye benzer diğer ülkeler hangileri yani kredi notu bizimle aynı olan ülkelere bir bakalım istedim hemen onları da sizlerle paylaşacağım. Geldiğimiz noktanın ne kadar dramatik olduğunu gösteriyor. Yani ekonomimizin ne kadar ağır bir bunalım içerisinde olduğunu gösteriyor aslında bu ülkelerle Türkiye'nin ne yazık ki kıyaslanıyor olması. Bakın Ermenistan, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Ürdün, Umman, Özbekistan, Kenya, Kırgızistan, Nijerya, Papua Yeni Gine, Ruanda, Sri Lanka, Tanzanya, Tunus ve Uganda ile aynı kredi notuna sahip Türkiye. Düşünebiliyor musunuz? G20'de olan bir ülkeden bahsediyoruz. Uganda ile aynı kredi notuna sahibiz. Tanzanya ile aynı kredi notuna sahibiz. Guatemala ile aynı kredi notuna sahibiz. Bu taraftan bile baktığınız zaman ekonominin ne kadar yanlış yönetildiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ama hala ilizyon haberleriyle ekonominin iyi olduğu gösterilmeye çalışılıyor. İşte gördünüz mü Fitch Türkiye'nin görünümü negatiften durağına çevirdi. Ya kardeşim önemli olan notunu yukarıya çekmesi, notunu yukarıya çekip de Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke demediği sürece yurt dışından gelmesi gereken esas fonlar gelmiyorlar. Nedir bunlar? Tabii ki çok büyük olan hedge fonlar, çok büyük emeklilik fonları. Ancak bunlar gelirse bir ülkenin ekonomisi daha da hareketleniyor, canlanıyor. O parasal güçle finansal sektör daha bir rahatlıyor, nefes alıyor. CDS'iniz düşüyor, yurt dışından uzun vadeli kredi bulma imkanınız, kredi ve borç bulma imkanınız artıyor. Ama bunun tersi bir durum olduğu sürece yani Türkiye yatırım yapılamaz negatif pozisyonda durduğu sürece ve spekülatif bir görünüm ortaya koyduğu sürece işte o emeklilik fonları, büyük hedge fonlar Türkiye'ye gelmiyor ve Türkiye'deki dolar sıkışıklığı, döviz sıkışıklığı da devam ediyor. O anlamda önemli ne yazık ki olaya gerçek tarafından bakmamız gerekiyor. Onun için bunu sizlerle paylaşmak istediğim. Bir başka önemli gelişme ilaç fiyatlarına %20 zam gelebilir diye konuşuyorduk cuma günü itibarıyla. Hayır arkadaşlar geldi. Hürriyet gazetesinden değerli bir kardeşimizin yaptığı haber bunu ortaya koydu. İlaç fiyatları %20 oranında zamlandı. Euro hesabına göre yapılıyor, euro dolar hesabına göre yapılıyor. Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Geçen sene ilaç için uygulanan euro fiyatı 381 lira. Yani 1 lira eşittir 1 euro eşittir 381 lirayken bu sene 1 euro eşittir 457 liraya çıkartıldı. Yani net %20'lik bir zam yapılmış durumda geçmiş olsun bundan sonra süreçte bu pandemi koşullarında bu sıkıntının içerisinde bir de ilaç fiyatlarının ekstradan %20 zamlandığını görüyoruz. Ama Türkiye'de enflasyon biliyorsunuz %14.9 seviyesinde nasıl oluyor anlamak mümkün değil arkadaşlar. Yani bir tarafta bakıyorsunuz köprülere %26-30 aralığında zamlar, Avrasya Tüneli 1 dolar eşittir 11.5 liraya göre zamlar, ilaç sektöründe %20'lik zamlar, gıda sektöründe zaten almış başını gitmiş %40-50 aralığını konuşuyoruz. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz TÜİK'in enflasyonu %14.9 her tarafımız işsiz kaynıyor. Gençlerimiz sokaklarda kahve köşelerinde işsizliğin %40-50 üzerinde olduğunu çok net biz bile görüyoruz. Ama TÜİK'in işsizlik rakamına bakıyorsunuz %12.9 bir de düşüyor. Hem istihdam düşüyor hem işsizlik düşüyor. Türkiye'nin bu koşullarında sahiden kara komik, trajikomik bir durum yaşıyoruz. Şimdi biraz da dünyaya dönelim arkadaşlar. Dünyada neler yaşanıyor bunları da sizlerle paylaşacağım. Onun sonrasında da rakamlar önümüzdeki hafta bize neyi işaret edebilir bunu değerlendireceğiz. Dolar burada kalacak mı düşmeye devam edecek mi yoksa bu sene içerisinde özellikle ikinci çeyrekten başlayarak yükseliş eğilimi hızlanabilir mi nereye doğru gidebilir bunu konuşacağız. Ben hep söylüyorum bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Avrasya Tüneli gibi 11 buçuk liradan hesaplanan dolar kuru bir köşede durduğu sürece, ithalatçının maliyetlerine yansıyan dolar kuru 12-13 lira olduğu sürece, çiftçinin maliyetlerine yansıyan dolar kuru 14-15 lira olduğu sürece arkadaşlar, kim ne derse desin doların düşme ihtimali yoktur ve suni bir görünümdür bu. Yarın öbür gün öyle ya da böyle dolar o gerçek rakama ulaşır. Onun için 2000 21 yılı içerisinde yani bu yıl içerisinde önce çift taneleri sonra 12 liranın üzerine ve sonrasında da 14-16 arasını göreceğiz biz. Ve bu devalüasyonist bir etki olmayacak arkadaşlar. Kademeli bir şekilde oraya doğru gideceğiz. Devalüasyonist etkileri görmeye başlarsak çok daha üzerine çıkabilir. Bu konuyla ilgili de sizleri özellikle uyarmak istiyorum. Zaten sadece makroekonomik sorunları bile konuşuyor olsak doların durma ihtimali yok arkadaşlar. Bunun yanına katsa birliği, katsa yaptırımları, Avrupa Birliği yaptırımlarını eklediğiniz zaman zaten olay alın, alıyor başını, gidiyor. O nedenle arkadaşlar doların bugünkü değerini çok da fazla baz almamanızı tavsiye ediyorum. Fed başkanı bu hafta senatoda sunum yapıyor demiştik. Peki bu sunumda neler söyleyebilir? Bakın çok net. Koronadan bahsedecek. Koronanın ekonomiye zararlarından bahsedecek ve korona çözülmediği sürece ekonominin rahatlıkla yol alamayacağını söyleyecek. İstihdam sorunundan bahsedecek, şirketlerin problemlerinden bahsedecek, dünyadaki ekonomik gidişatın ne kadar sıkıntılı olduğundan bahsedecek ve dolayısıyla varlık alımları devam edecek diyecek. Öbür taraftan mutlaka mı mutlaka hükümetlerin de mali destekleri arka arkaya açıklaması gerekiyor diyecek. Öncelikle 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi açıklanacak zaten. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Hem temsilciler meclisinden hem kongreden hem senatodan her yerden geçecek ve uygulamaya konulacak. Bunu da ısrarlı bir şekilde hem Hazine Bakanı Yellen hem de Fed Başkanı Jeremy Powell söylemeye devam edecek. Zaten Biden da söylüyor. Dolayısıyla oluşan kamuoyuyla birlikte Cumhuriyetçiler bu işin önünde durmayacak, duramayacak arkadaşlar ve 1.9 trilyon dolar geçecek. 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi geçtiğinde ne olacak? Öncelikle bu paranın nereye harcandığına bakalım arkadaşlar. Çok büyük bir kısmı vatandaşlara direkt olarak hibe ediliyor. Evet büyük bir kısmı vatandaşlara veriliyor. 400 milyar doların üstündeki rakam yine bir o kadar yani 400 milyar dolar civarında bir rakamda küçük işletmelere, esnafa, kobiye gidiyor, üreticiye gidiyor. Ama küçük boylu, küçük montanlı işletmelere gidiyor. Bizdeki gibi iban vermiyor adamlar ya da bizdeki gibi kredi vermiyorlar. Direkt bunda hibe yardımı olarak hem vatandaşlarına hem de firmalarına dağıtacaklar. Yine 200 milyar doların üzerinde bir kısmı korona ile mücadele için kullanılacak ve geri kalanı da hem orta boy şirketlere hem de büyük boy şirketlere yardım olarak verilecek kredi olarak kullandırılacak bir kısmı daha. Dolayısıyla arkadaşlar önemli bir kısım para küçük firmalara ve vatandaşlara gittiği için bu paranın da önemli bir kısmı tasarrufa yönelecek. Peki nasıl emin oluyoruz tasarrufa yöneleceğinden bu paranın? Gayet basit arkadaşlar. Dünyanın her yerindeki vatandaşlar, özellikle gelişmiş ülkelerdeki vatandaşların genel tavrı aynı. Herkes kısıtlamış durumda kendisini. Sadece ülkeler kısıtlamıyor, vatandaşlar da kendilerini kısıtlıyorlar. Harcamalarını minimum seviyede tutuyorlar. Sadece zaruri, zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama bunu ortaya koyan net veriler de var elimizde. Bunu da söyleyeyim. Mesela arkadaşlar Avrupa'da otomotiv satışları %25 oranında düştü. Bir ay içerisinde bir yıllık rakamdan bahsetmiyorum. Ocak ayında Aralık ayına göre satışlar %25 oranında düştü. Bu çok dramatik bir düşüş ifade ediyor. Evet otomotiv sektörü çok ciddi anlamda sıkıntıya girmiş durumda. Vatandaşlar neden araç almıyor? Fakir oldukları için mi? Hayır arkadaşlar, fakir oldukları için değil, paralarını tasarrufa yönlendirdikleri için herhangi bir şekilde araç dahi almamayı tercih ediyorlar. Şimdi buna iki yönlü bakacağız. Birincisi, vatandaşlar parasını nereye gönderiyorlar? Nerede değerlendiriyorlar? Yoğunluklu güvenli limanlarda arkadaşlar. Kim ne derse desin altına yönelim devam ediyor. Evet spekülatif hareketler oluyor şu an itibariyle. Evet geri çekilmeler var ama bunlar geçici. 2021'de öyle ya da böyle altın fiyatının 2300-2500 dolar aralığına gittiğini göreceğiz. Ons fiyatının. Doların da yükselmesiyle birlikte gram altının önce geldiğimiz yere, yer olan 540 seviyesine sonrasında 800'e sonrasında da 1000 liranın üzerine gittiğini göreceğiz. Bakın bu söylediklerimi not edin bir tarafa. Ne de demek istediğimi haziran ayından sonra çok daha net anlayacaksınız. Daha doğrusu ikinci çeyreğin ortalarından itibaren çok daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Dolayısıyla vatandaşlar tasarrufa yöneliyor. Peki vatandaşlar tasarrufa yönelince otomotiv almayınca ya da zaruri ürünler dışında ürünler almayınca özellikle Avrupa ülkelerinde bunun Türkiye'ye yansıması ne olacak? İhracat gelirlerimiz düşecek ve dolayısıyla ithalatımız düşmediği için, artmaya devam ettiği için makas açılacak ve cari açık büyüyecek. Ödemeler dengesi ile ilgili sorunlar artacak arkadaşlar. Ödemeler dengesi problemi çok net bir şekilde kriz alarmıdır. Ve bu kriz alarmı da çok net bir şekilde doların yükseleceğini işaret eder. Bugün evet yüksek faizle bir şekilde dengede tutmaya çalışıyorsunuz dövizi doları ama nereye kadar tutacaksınız ya da faizi nereye kadar yükselteceksiniz öyle ya da böyle konut sektörünü ya da reel sektörü canlandırmak için tekrar faizleri indireceksiniz ya da eğer ki seçimleri kazanmak istiyorsanız mutlaka vatandaşa inmek zorunda kalacaksınız. Vatandaşa inmenin yolu da piyasayı hareketlendirmek, canlandırmak. Bakalım faizleri bu seviyede tutabilecekler mi? Yani sıkı para politikası devam edecek mi? Türkiye'nin bu koşulları buna çok da ihtimal vermiyor arkadaşlar. Onun için Avrupa'nın daralması çok kritiktir. Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Öbür taraftan Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri bir haftada 1.22'den %1.36'ya yükseldi arkadaşlar. Tabii ki orada da bu Korona ve aşı ile ilgili iyi haberlerin geliyor olması, galiba aşı işi yarıyor haberlerinin geliyor olması, şu anda olumlu bir hava yaratıyor. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu mutasyonun nasıl bir yol ıı, izleyeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Nasıl sıkıntılara yol açabileceğini de net olarak hiçbirimiz bilmiyoruz. Uzmanların genel kanaati sıkıntının büyüyebileceği, özellikle İngiltere'de çıkan varyantın sıkıntılı olabileceği, tüm dünyaya yayılabileceği ve aşıların da bu noktada acaba işe yarayıp yaramayacağı tartışmaları. Onun için dünya şu anda her şeyi iyi okuyor. Amerika'da Dow Jones endeksi rekor kırıyor ama öbür taraftan sıkıntı da her an büyüyebilir. Riskler her an köşede, kenarda durmaya devam ediyor. Bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Nitekim arkadaşlar Dow Jones rekor kırdı ama S&P ile Nasdaq mesela düştü. Onların geriliyor olması da dikkat çekici. Bunu da özellikle bir kenara koyalım. Yani 10 yıllık tahvillerin ne kadar daha süre yükseleceğine bakacağız. Bu acaba bir normalleşme sinyali mi yoksa burada da bir spekülasyon mu var? Bunu da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Öbür taraftan Amerika'da petrol sondaj kulesi sayısı azalıyor. Şimdi petrol fiyatları yükseliyorsa, petrol'e talep varsa söylendiği gibi Amerika'daki petrol sondaj kulesi sayısının artması gerekir arkadaşlar. Evet, yani orada daha çok petrol üretmeye çalışması gerekir Amerika'nın. Oysa petrol sondaj kuleleri azalıyor. Geçen sene 2020'nin başında da aynı senaryoları görmüştük biz. Önce Yavaş yavaş sondaj kuleleri azalmıştı. Ardından da petrol fiyatları dramatik bir şekilde düşüp 20 dolar seviyelerine gitmişti arkadaşlar. Bakalım acaba yine aynı tehlike sinyali veriliyor mu? Yoksa gerçekten tüm dünyacı anlanıyor ve petrol gerçekçi anlamda mı yükseliyor? Bana göre hayır, gerçekçi yükselmiyor arkadaşlar. Petrol fiyatlarının da çok agresif hareketler yapacağını göreceğiz bu yıl içerisinde. Yine arkadaşlar petrol ve emtia fiyatları korkunç yükseliyor. Bu dünyada enflasyonist bir ortam yaratıyor. Talep olmasa da enflasyonu yukarı çekiyor, fiyatları yukarıya çekiyor. Yani dengeleri bozan, aslında deflasyonu, stagflasyonu tetikleyen bir ortamdan bahsediyoruz. Bu çok riskli bir şey. Yani talep yoksa ve buna rağmen petrol ve emtia fiyatları yükseliyorsa bu enflasyon yaratır ve talebin daha da daralmasını beraberinde getirir. Ekonomilerin çok daha sıkıntılı bir hal almasını beraberinde getirir. Onun için bu yönden okumakta fayda var bunu diye düşünüyorum. Avrupa Rusya'ya yaptırımlarını genişletme kararı aldı arkadaşlar. Biliyorsunuz Rus muhalifin hapis kararı kesinleşti. Bunun sonrasında da Avrupa yarın toplanacak Avrupa Birliği üyeleri ve Rusya'ya yaptırımları nasıl genişletelim konusunu değerlendirecekler. Dolayısıyla Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim daha da büyüyor. Köprüler atılıyor gibi arkadaşlar. Çünkü muhtemelen Rusya da misilleme yapacak Avrupa'ya. O da yaptırım uygulayacak. Nitekim hem Dışişleri Bakanı Lavrov hem Kremlin sözcüsü Peskov hem Putin bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Eğer Avrupa en ufak bir adım atarsa misliyle karşılık veririz dedi. Bakalım o misli ne olacak? Dünya nasıl bir kutuplaşmaya doğru gidiyor göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim. Bütün bu konuştuklarımızın altın fiyatları üzerinde ciddi etkileri olacak arkadaşlar. Bunu da unutmayın derim. Son olarak... Bitcoin 56 bin doları aştı arkadaşlar. 56 bin dolar şaka maka değil düşecek mi acaba tekrar çakılacak mı 3000 doları görür müyüz falan derken 60 bin doları zorlayan bir bitcoin var ve çok önemli kurum ve kuruluşlar kripto para piyasasına girmeye başladılar. Kripto para piyasasının geneli büyüyor. Sadece bitcoin değil geneli büyüyor ve çok daha etkin bir hale geldi. Nitekim arkadaşlar Mastercard gibi Özellikle kredi kartı altyapısı sunan firmalar da artık kripto paralarla işlem yapma hizmeti sunmaya hazırlanıyorlar. Nitekim 2020'de de bu hazırlığın biteceğini söylemişti Mastercard. Yani 2021'den sonraki süreçte 2021'de dahil buna kripto paralar hayatımızın bir parçası haline gelecek arkadaşlar. Çok daha popüler olacak ve belki de sahiden de Bitcoin'de bu 56 bin seviyelerini değil 1 milyon dolar seviyelerini falan konuşmaya başlayacağız. İş sanki o tarafa doğru gidiyor. Her geçen gün talep artıyor. Dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı şu anda Bitcoin ve kripto paralarda 100 milyon kişiye yakın hesap var. Ama bu hesap sayısının 1 milyarın üzerine çıkması falan konuşuluyor. Eğer ki böyle bir tablo da çıkarsa karşımıza öyle bir durumda arkadaşlar Bitcoin'deki fiyatın çok daha yukarılarda olabileceği konuşuluyor. Anlayacağınız şu anki seviyeye bırakın balonu işin başı bile olabilir. Onu da buradan belirtmiş olalım. Peki Türkiye bu pozisyona nasıl bakıyor? Yani kripto paralara nasıl bakıyor? Belki bu soruyu sorduğumda ya herhalde biz 5. 10. 20. 50. 50. yiz falan diye düşünenler vardır. Açıkçası ben de bu kadar üst sıralarda olduğumuzu bilmiyordum arkadaşlar. Bugün bir haber okudum ve bunu sizlerle mutlaka paylaşmam gerektiğini düşündüm. Kripto para kullanımında Türkiye Avrupa'da birinci sıradaymış arkadaşlar. Evet kripto para kullanımında Türkiye Avrupa'da birinci sırada. Demek ki bu sene itibariyle en çok konuşulan konulardan birisi kripto paralar olacak hem Türkiye'de hem dünyada. Ve dünyada da dünyada da dördüncü sıradaymışız. Kripto para kullanımında arkadaşlar ee, o zaman daha sık yer vereceğiz. Görünen o kripto paralara kripto paralarla ilgili öngörülerimizde bundan sonraki süreçte sizlerle paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi rakamlara şöyle bir göz atalım haftaya ne olabilir açısından göz atalım bu kez. Borsa 1560 puan seviyesinden kapandı demiştik. Yükseliyor. Yükselmeye devam eder mi? Edebilir arkadaşlar. Gerçekçi bir yükseliş mi bu? Değil arkadaşlar. Bir ülkenin ekonomisi bu kadar kötüyken, şirketler bu kadar zor durumdayken, bilançolar bozulurken, bankalar dışında neredeyse hiçbir sektör kar edemez iken sizin borsanız yükseliyorsa bu gerçekçi değildir. Öyle ya da böyle bir yerde yıkılır. Zaten yabancıların da borsadan çıkışının hızlandığını görüyoruz. Rakamlar bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hem Merkez Bankası'nın rakamları hem de SPK verilerine baktığınız zaman ciddi bir yabancı çıkışı olduğunu görüyorsunuz. Dolar 6.96.52, Euro 8.44.51. Bana göre dolar Artık dibini buldu arkadaşlar. Daha da aşağıya gelmesi zaten hem ihracatçıyı hem ithalatçıyı zor durumda bırakacak. Ama onu bir kenara bıraktım. Herkes şunu konuşmaya başladı. Dolar, euro düştü. Enflasyon niye düşmüyor? Niye arka arkaya zamlar gelmeye devam ediyor? Bunun basit bir cevabı var arkadaşlar. Ekranda gördüğümüz dolarla hayatımızdaki dolar tamamen birbirinden kopmuş durumda. Hayatımızdaki dolar 12-13 liradan işlem görüyor. Mal ve ürünlere yansıyan, zamlara yansıyan dolardan bahsediyorum. Ama ekranda gördüğümüz dolar 6.96 seviyesinde. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Öyle ya da böyle ekranda gördüğünüz bu rakamlar gerçek hayata yanaşırlar. O seviyeye öyle ya da böyle gelir hatta geçer giderler. Onun için bu sene biz 12 liranın 13 liranın üzerinde bir dolar kuru göreceğiz. En iyi ihtimalden bahsediyorum. Euro da yine buna paralel olarak ilerleyecek. Parite 1.21'in hafif üzerinde 1.2117'de. Bu da artık son zamanları bana göre paritenin parite 1.20'nin altını zorlayacak, kıracak. Önce 1.18, sonra 1.15 ve ardından da 1.08'e gidecek. Petrol gibi arkadaşlar. Bugün 64-65 dolar seviyesini gören petrol 20 dolar seviyelerine kadar gidecek. 2021 içerisinde hep birlikte izleyeceğiz bunu. Bugün herkes zil takıp oynuyor, her şey düzeliyor diyor ama hiçbir şey düzelmiş değil. Aslında önümüz hala çok flu. Bunu Merkez Bankası başkanları söylüyor. Ekonomiye reel bakan uzmanlar söylüyor. Ülke başkanları söylüyor. Ama birileri de bütün bu verileri, söylemleri göz ardı edip her şeyin sadece güzel tarafını alıp, iyi tarafını alıp bunu okuyup piyasaları yukarıya çekiyorlar ya da düşürüyorlar. O nedenle arkadaşlar tehlikeli bir dönemden geçiyoruz lütfen dikkatli olun parite ve petroldeki düşüşler dramatik olacak. Altın onsu 1784'ten kapandı. Çok hızlı bir şekilde kendisini, kendisini tekrar 1800'ün üzerine atacak arkadaşlar. İlk hedefi 1860-80 aralığı sonrasında 1900'ün üzerine çıkacak ve 2100 rekorunu zorlayacak yukarıya doğru. Bu ilk çeyrek içerisinde en geç ikinci çeyreğin ortalarına doğru gerçekleşecek arkadaşlar. Gram altın bugün 399 lira seviyesinde. Doların çok düşmüş olması, tabii ki altın onsunun geriye çekilmiş olması gram altın fiyatlarını geri çekti. Ancak bunlar gerçekçi rakamlar değil. Dediğim gibi altının gramında da diplerdeyiz. Çok hızlı bir şekilde geldiğimiz nokta olan 540 seviyesine döneceğiz. Gümüş ons. Bakın gümüş onsta ciddi hareketlikler var. Bunun temel nedeni tabii ki öncelikle GameStop hareketi arkadaşlar. Ancak gümüş bu seviyelerde kendisini tutmaya devam ediyor. 27 dolar 28 sent oldukça yüksek bir seviye. Hızlı bir şekilde 30 doların üzerine gidebilir. Gümüşün gramı 6.11'de Yine gümüşün gramı ons yüksek olmasına rağmen dolar düşük olduğu için düşük seviyelerde ancak dolardaki yükseliş eğiliminin artmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde 7 hatta 7.50 seviyelerin üzerine atacak kendisini. Dolar endeksi 90.345 seviyesinde arkadaşlar bu hafta kayıp halindeydi düşüş devam etti genel itibarıyla. Önümüzdeki hafta dolar endeksinde yükseliş eğiliminin başlayacağı kanaatindeyim. Son söz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ve haftalar itibarıyla evet şu anda olumlu haberler göz önüne alınıyor. Diğer haberler göz ardı ediliyor. Ama yakın dönemde Gerçeklerle dünyada Türkiye'de öyle ya da böyle karşılaşacak ve bunun piyasalar üzerinde çok ciddi etkilerini göreceğiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.